Türk zırhlı araç üreticilerinden Otokar ile İtalya merkezli Leonardo şirketi Tulpar ZMA'da işbirliğine vardı. 4 ve 8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da Otokar tarafından geliştirilen Tulpar'da yer aldı. Otokar ile Leonardo Tulpar için işbirliği yaptı. Leonardo tarafından geliştirilen kule sistemi Tulpar'a entegre edilmiş durumda. Suudi Arabistan'da düzenlenen fuar sonrasında Leonardo'nun taleptiyle testlere başlanması planlanıyor. İki şirketin ilk başta ana pazar olarak odaklandıkları bölge ise Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu bölgesi oldu. Her iki şirketin yapılan açıklamalarda Tulpar'a entegre edilen kule sisteminde bir sıkıntı olmadığı, diğer Tulpar ZMA'lara da Hitfax 2 kule sisteminin entegre edileceği ifade edildi. Kule sistemi İtalyan şirketi Leonardo tarafından geliştirildi ve geliştirilen bu kule sistemi daha öncesinde İtalya ve Brezilya tarafından ortak bir şekilde ortaya konulan 8x8 Centauro 2 zırhlı araç programı çerçevesinde de kullanılmıştı. Kule 105 mm'lik bir ana topla donatılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca kule sisteminde makineli tüfek de yer almakta. İlk başta zırhlı muharebe aracı ZMA olarak geliştirilen Tulpar, yapılan bu entegrasyonla birlikte hafif tank sınıfında olan özelliklere kavuşmuş oldu. İki şirket arasındaki görüşmeler 2022 yılının sonuna doğru hafif tank üzerine olası işbirliği üzerinde yürüse de 2023 yılı itibariyle Tulpar'ın üzerine kule çalışmalarına başlandı ve Leonardo tarafından geliştirilen kule sisteminin Tulpar'da kullanılması amacıyla iki taraf anlaşmaya vardı. Yeni geliştirilen kule sisteminin uluslararası müşterilere tanıtımı Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show vasıtasıyla gerçekleşti. Çok sayıda heyet Tulpar'ın yeni geliştirilen varyantına büyük ilgi gösterdi. İki şirket özellikle Orta Doğu olmak üzere satış politikasını Asya Pasifik bölgesine yoğunlaştırmış durumda.